Ben takip ediyorum. Diziyi sırtlayıp götüren sensin. Diğer oyuncular var ya, sana dua etsinler. Sayende ekmek yiyorlar. Teşekkürler ama yok, ben her zaman ekip çalışmasına inanırım. Bacım bırak, zahter olmasa ne seyredeceğiz biz? Sen ufak bir rolü alıp devleştirmişsin. Yani benim performansımla daha keyifli bir imge kazandığını yatsıyamam. Değil mi? Düşün mesela bir de Deniz'in zahter oynadığını. Kız geç karşısına ağla. Yok canım. Deniz de görevini elinden geldiği kadar yapmaya çalışırdı. Bir de düşün başrolü senin oynadığını. Of başyapıt. Ama sen herhalde tiyatroya ağırlık vereceğim diye başrolü istemedin. O şekilde mi oldu? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir baktık. Deniz diye o an sette bulunan bir kızcağız başrolü almış. Biz de kan ter içinde uyanmışız. Aa, 5 dakikada Beşiktaş. Hayır, ben varım orada. Oha! Hiç mi aklına gelmiyor ey yapımcı? Ey yapımcı! Deniz kim? Ne oynamış daha önce? Seksek mi? Üç taş mı? Dağarcığı ne? Biriktirmişliği ne? Ne birikmiş olacak kız? Meseleye kurşun atıyormuş o zaman. Yalnız senin yüzündeki şu egzotik güzellik var ya, yakın çekimlerde başrolün tozunu attırdın. Şöyle ki Deniz'de bir ablaklık var. Bir at suratı. Hani kişledi, kişleyecek. Ben her an hazırlıklıyım. İnan kişlese hiç şaşırmam. Böyle ne bileyim, ağzında burnunda öyle değişik bir şey var ki insanın ağzını burnu kırası geliyor. Ha, ilginç yani. Hoş esasında ben gözlerini falan beğenirim ama seninki bambaşka tabii. Siz niye buluşmak istemiştiniz? Arada görüşelim diyerekten. Vesile? Kim o? O da gelsin. Canım, ben bir vakıf yemeğinde konuşma yapacağım da çok hızlı konuşuyorsun, anlaşılmıyor falan dediler. Hani sen bir usta olarak bana ders verir misin? Şöyle yap, böyle yap diyerekten. Ders mi? Hocalık ha? Ah canım, hoş geldin. Merhaba. Bacım sen akşam saatte ders koydun ama çayımız kahvemiz hazır. Boş ver dersi, gel muhabbet edelim. Muhabbet mi? He. Beni laf etmedi mi sana gece gece nereye gidiyorsun diye? Deniz ne yapıyor, evde mi? Onun makinesi falan yok mu? Var mı? Varsa ki. Nurhayat. Eğer dersleri ciddiye almayacaksan git bir AVM'de oyalan. Ben ömrümü vermişim, dersinde dalga geçirtmem. Aa, ne dalgası canım. Ben karşılıklı iki hoş insan olarak birbirimizi tanıyalım, ahbap olalım diye. Sen şu an benim için bir hiçsin. Efendim? Şu an sadece bir hamursun. Kulak memesi kıvamına dermişim. Dilime yören! Seni şekillendireceğim, yoğuracağım. Konservatuvarın ilk günü bize dediler ki oyunculuk hobi değildir. Oyunculuk yiyeceksin, oyunculuk soluyacaksın, oyunculuk yaşayacaksın. Bütün enerjini buna vermeyeceksen defol git bu kapıdan. Dediler, sen bana demiyorsun. Ana bu değil mi? Sana diyorum. Sen kimi seçen kimi kalıyorsun? Derdim eğer bu işe gönül vermemiş olsaydım. Canım, bu vakıfta yapacağım konuşmanın metni. Etkili bir şekilde hitabet olur. Hiçbir şey öğrenmeden performans ha? Hadsizliğine sağlık. Sağ ol. Diyafram, ses, nefes, diksiyon, beden. Önce bunlar. Al bu tekerlemeleri ezberle, yarın gel. Paşa tasıyla 3 tunç, tas has kayısı hoşafı. Afiyet olsun. Hiçbir zaman seyirciye arkamızı dönmüyoruz. Yüzünden ne hayır gördük de poponu bize dönüyorsun deyiverirler. Hayatta kendine gelemezsin. Ay neler biliyorsun kız. Büyük ustasın vallahi. E Deniz de azıcık öğrense senden bir şeyler. Hay bakıyorum dizide hantal da bu yazık. Bir yürüyor boşa sabah bata gidiyor sanki. Sellim süllüm bir şey böyle başlar olur mu? Aa. Evet. Çuval gibi durmuyoruz sahnede. Boyun, sırt rahat, rahatla. Çene dik, yere 180 derece. Seyirciyle göz kontağı kur. Kurarız evelallah. İnşaatçı kızıyım ben. Ne istersen kurarım. Bir şey diyeceğim. E bu kız kalkmıyor mu seni gençsin falan diyerekten? Abi de bakıyorum bütün güzel kıyafetleri buna sokuşturuyorlar başrol diye. Şap gerçekten olacak sanki. E sana da yazık hep pazar içi paçarmalar. Olur mu bu kadar bacım ama ya? Ne anlatıyorsun sen Caniko? Ha? Elektrik direği gibi dikil. Ayran budalası gibi etrafa bak. O ağzını da konuşuyormuşsun. Geviş mi getiriyorsun belli değil. Efendim? Ezberledin mi tekerlemeleri? Evet hocam. Başla.
Bir tarlaya kemiker ekmişler. İki kürkü yırtık, köl kürkü... Ne diyorsun, ne diyorsun? Tane tane. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, diğeri kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Yüksek! Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi. Duyur! Diğeri dişi kürkü yırtık kel en kör kirpi. Salonun en köşesine duyur. Biri kürkü yırtık kel kör kirpi. Ver duyur. Diğeri kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Duygu! Kürkü yırtık erkek kel kör kirpi. Kopmuş kürkünü. Tempo! Tempo! Yırtık kürküye bağlamışlar. Nasıldı hocam? Çabana sağlık Caniko. Ama korkunçtu. Daha iç açıcı kabuslar görmüşlüğüm var. Baştan. Bir tarlaya kemiken ekmişler. İki kürkü yırtık. Tepo! Kirpi adammış. Biri kürkü yırtık erkek döker kirpi. Diğeri dışı Tepo! Kirpi. Yırtık gel gör kirpi. Diğeri gözü kirpi korkmuş gibi. Hocam ben size bir tilki kürkü ceket alsam bu işi burada kapatsak mı ya? Dilim damağıma yapıştı. Var olmak mı, yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncenin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı? Dur, yeter demesi mi? Dur! Yeter! Çırtlatma sesini! Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. İç enerji. Çektiği bütün kavurları insanoğlunun. Uyumak. Uyuma! Uyuma! Seyirciye bak. Seyirci yok ki ama. Hayali bir seyirciye bak. Tanıdığın biri gibi. Anlat ona. Kim ki o? Akraba falan mı? He. Görümcengiller. Öyle mi? Onlar mı gelmiş? Aptal mısın kızım sen? Hocam ama çok zorluyorsunuz. Hepsini aynı anda nasıl yapacağım? Ya işte buna... Oyunculuk diyoruz. Kan, ter, gözyaşı diyoruz. Konservatuvarda bunun 100 katını yaparlar adama Caniko. Aa, kanını emerler. Kan çıkmazsa para yok. Burası Sparta. Sparta mı? Danimarka dediydi. Oyna! Hocam oynayacağım da elimi kolumu nereye sokacağımı bilemiyorum. Benim aklıma bir yer geliyor. Zaten bu performansla ancak onu yaparsan seyrederler sahnede. Perde. Bir insan evladı, bir insan evladını bu kadar ezmez. Anlıyorum yavaş. Ben doğuştan hızlı konuşan bir insanım. Allah böyle yaratmış. Senin ağzın çepçik, senin ağzın yapısı bozuk. Senin ağzın insan ağzı değil, pelikan ağzı denmez. Bu olmaz. Bah bah bah, işte tabii. Ay yoruyor. Sen konuş. Sen desene. Nurhat artık ders almayacak desene. Annesi izin vermiyormuş, babası para vermiyormuş, sağlığı el vermiyormuş desene. Tamam tamam Periz canım için. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah Allah, ne oluyor ya bugün böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.